Program konuklarımız var. Biz tabii ki ilçe dernek başkanlarımızı bu tarafa aldık. Köy dernek başkanlarımızı da sol tarafımıza aldık. Hem köy dernek başkanlarımızla hem ilçe dernek başkanlarımızla efendim Erzincan'la ilgili, televizyonla ilgili herkes görüşlerini, düşüncelerini anlatacak. Öncelikle hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sağ tarafından başlıyorum. Ve Refahiye Gönüllü Hizmet Gönüllüleri Dernek Başkanı Sayın Suat Çalışır bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Ve yine Refahiye Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı katılmadı. Onun yerine Erzincan Refahiye Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Batal ve yine aynı zamanda Erzincan Refahiye Spor Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erdal Batal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Yine efendim Şamahlılar Dernek Başkanı Sayın Şerafettin Ulutürk bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, İliş Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı Sayın Hüseyin Cahit Tatar Bey bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Tercanlılar Dernek Başkanı Fuat Gül bizimle birlikte efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Kemahlılar Folklor Kültür Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Kemaliye. Sayın İbrahim Güler bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, Refahiye Kemaliye sadece Otlukbeyli aramızda yok. Otlukbeyli Başkanımızın bugün bir toplantısı vardı başka bir yerde. O katılamayacağını söyledi. Çayırlı Derneği ve Üzümlü Cim'in dernekleri zaten İstanbul'da yok. Efendim, diğer derneklerin hemen hemen hepsi burada. Başkanları burada. Ben özellikle buraya katılan, buraya kadar zahmet edip buraya gelip efendim bizimle bugün Erzincan gündemi, Erzincan televizyonuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini bizimle paylaşacak olan öncelikle ilçe dernek başkanlarımıza tekrar bir hoş geldin diyorum ve hepinize teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ve kıymetli izleyiciler, evet, seyircilerimiz tamamen dolu. İyi ki fazla yalan olmadı, yer kalmayacaktı. Ve tüm dernek başkanlarımıza, köy dernek başkanlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum efendim. Ve biraz sonra sizlere de mikrofonu vereceğiz. Herkes kendini tek tek tanıtmış olacak. Evet kıymetli izleyiciler, önemli bir gündem maddesiyle, gündemle birlikteyiz. Dedik ki bugün Erzincan'ı konuşacağız ve Erzincan'ın dünyaya açılan penceresi olan Can Erzincan televizyonumuzu konuşacağız. Kıymetli izleyiciler, Can Erzincan televizyonumuz bildiğiniz gibi 11 Kasım, 20 Kasım'da kuruldu ve 2 ayı bitirdik. 2 ayı geçiyoruz. 2 aylık bir kanalımız ve bu 2 ay içerisinde normalde ulus